arkadaşlar. Bugünkü dersimiz 20 tane önemli fiiller. Fiil Türkçe'de nasıl oluşuyor hocam? Fiil Türkçe'de mak ve mekle ulaşıyor. Fiile eğer son sesli harfi, yani bizim fiilimizin son sesli harfi ince ise mek, kalın ise mak ekliyoruz. Tamam mı? Kalın harfleri neydi? A, I, O, U. İnce harfleri E, I, Ö, Ü. O zaman ben son sesli harfime bakıyorum. Geldi. E olduğu için ne koyuyoruz? Gelmek. Gelmek. Git. Son sesli harfi ne? İ. İ olduğu için, ince olduğu için mek ekliyoruz. Git. Mek. Git. Mek. Oku. Son sesli harfi U. O yüzden oku. Mek. Hayır. Oku. Mak ekliyoruz. Okumak. Yaz. Son sesli harfi A. O yüzden yaz. Mak. Yaz. Mak. Anla. Son sesli harfi A. Anlamak. Anlamak. Bak. Yine A. Bak. Mak. Bak. Mak. Dinle. Dinle. Beni dinle. Dinle. Mek. Dinle. Mek. Duy. Duy. Mak. Duy. Mak. Sil. İ. O yüzden sil. Mek. Silmek. Otur. U. Son sesli harfi U. O yüzden otur. Mak ekliyoruz. Otur. Mak. Gör. Gör. Son sesli harfi Ö. O yüzden görmek. Görmek. Görüşürüz. Görmek. Olmak. Ölmek. Olmak ve ölmek farklı anlamları var. Telaffuzları farklı. Olmak, ölmek. Buna dikkat edelim. Yapmak. Yapmak. Etmek. Yapmak ve etmek aynı anlamı var. İkisi de aynı anlamı var ve sadece bazı yerlerde yapmak kullanıyoruz ve bazı yerlerde etmek. Yani önceki ismine bakarak yapmak ya da etmek söylüyoruz. Konuşmak. Konuşmak. Bilmek. Bilmek. Uyumak. Uyumak. Uyanmak. Uyanmak. İçmek. İçmek. Bunlar 20 tane çok önemli ve Türkçe dilinde çok kullanılan fiiller.